Merhaba Nesgame takipçileri. Bugünkü videomuzda unboxing kutu açılış videosu var. Biliyorsunuz ki birkaç gün önce size anakart ve işlemci alacağımı söylemiştim ve şu an karşınızda anakart ve işlemcimi görüyorsunuz. Yanında bir tane de neymiş o, mousepad'im var. Bir tane de mousepad aldım. Kendime iyilik yaptım. Neyse. Şöyle bir göstermeye çalışacağım. Bir saniye. Evet. Bir elimde kamera, bir elimde el mi bu? Aman tanrım. Kutunun açılış yerini bulamıyorum. Hayır. Kutuyu açamıyorum. Neyse, şakayı bırakalım. Gördüğünüz üzere Asus H81 Gamer. Yani oyuncu anakartı. Bize de bu yakışır zaten. Daha iyi modelleri mevcuttu. Bir saniye bir fokuslayayım. Evet. Diyor ki Windows Ready 8 işte. Yani Windows 8'e uyumluymuş, hazırmış yani. Şöyle göstereyim. Biraz daha yaklaşayım ve fokuslayayım. Evet. Intel Inside Core, Intel chipset. Ne yazıyor orada? Evet, chipset. LGA1150 yazıyor. Yani Intel'de bir anakart. LGA1150 destekliyor bu arada. Kutumuz bu şekilde. Kutuyu boş geçelim. Kutumuzu açıyoruz. İçinden ne çıkıyor? Tabii ki anakart çıkacak. Başka bir şey çıkmıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle açıyorum. Anakartımı. Kutu dağıldı gördüğünüz üzere. Şunu yere atalım. Evet, içinden şu, biliyorsunuz ki arka panel diyelim artık. Uzatmayayım, arka panel. Burada bir de kablo var. Kablo neyin nesi bilmiyorum. Bir kablo çıktı. Kullanma kılavuzu. Driver, charger, CD'de çıkıyor. Kısaca bu şekilde. Alt kutuyu da geri alayım. Umarım böyleydi. Umarım böyleydi. Ya da tam tersi olabilir. Bu şekilde. Buraya gelelim. Burada da yüz tanıma teknolojisi, bravo. Intel Core i7-4790K gördüğünüz üzere. Şu an sanırım piyasanın en iyisi olmasa da en şeyi bu bana kalırsa. Intel arkadaşım AMD almamı tavsiye etti ama ben nedense Intel'den vazgeçemiyorum. Intel bir daha cazip kırılıyor. O yüzden Intel'i tercih ettim. Bunu da açalım. Şuradan. Şöyle açmayı başarabilirsem, yırtmadan açsam belki iade edebilirim. Sorun çıkarsa. Evet. Bunu da böyle açarken zorlanmadan açacağını ümit ediyorum. Evet. Başarabilirsem eğer, bir de sorun çıkmasın diye uğraşıyorum bir yandan. Evet. Bu da bu şekilde. Bildiğiniz üzere klasik soğutucumuz. Şöyle göstereyim. Soğutucumuz. Böyle. Şöyle göstereyim. Evet, bu soğutucumuz. İşlemcimiz de burada. İşlemciyi çıkarmayacağım şimdi. Sorun olmasını istemiyorum. Daha RAM'im gelmedi. Kasam gelmedi. Kurmayacağım çünkü sistemi daha. Şöyle bir fokuslama yapmak istiyorum. Yazı okunur mu bilmiyorum ama. Bir fokuslayalım bakalım. Sanırım okunmuyor. Evet, okunmuyor. Bu şekilde arkadaşlar. İşlemcimiz de böyle. Hemen yerine koyalım. Sorunsuz bir şekilde. Evet. Kapağını kapatıyorum. Kapatabilirsem eğer çok güzel olacak. Tamam kapatamayacağım. Evet, kapattım, başardım. Şimdi kutusuna geri koyuyorum. Koyamayacağım muhtemelen. Evet, bunu geçtik. Burada da mousepad'im var arkadaşlar. Her oyuncunun bir mousepad'i mutlaka olması gerekiyor. Yoksa da almanızı tavsiye ederim. Mousepad'siz mouse'umu da göstereceğim arada. Geçenlerde almıştım. Bu da mousepad'imiz arkadaşlar. Üzerinde bir koruma jelatini var.
Şöyle göstereyim. Çıkarabilirsem eğer onu. Şu an onu çıkarıyorum. Evet. Formacı içinde çıkardım. Evet, başardım. Bu da mousepad'imiz arkadaşlar. Counter severler için mükemmel bir mousepad. Bloody marka Headshot. Şöyle fokuslayayım. Evet. Bu da mousepad'im arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle bir kara ekran göstereceğim size. Burada da gördüğünüz üzere mouse'um var arkadaşlar. Logitech'in modelinden. Bu da altta da eski mousepad'imi görüyorsunuz. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Dağıttım. Alanı da göstereyim. Siz toplarsınız artık diye küçük bir espri yapıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu ve videolarımı beğeniyorsanız likelemeyi, abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.